Arılarda oğul verme, süreç yönetimi. Değerli dostlar, arılarda oğul verme, arıcılık dünyasının en önemli olaylarından birisidir. Bir arıcı, oğul verme süreçlerini çok iyi yönetmelidir. Aksi takdirde ciddi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu videoda arılarda oğul verme eylemi, Nedenleri ve oğul verme süreç yönetimi bilimsel gerçekler ışığında detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Bir arıcı dostu olan ariciyim, .com um yayınlamış olduğu son derece faydalı videolardan sizler de haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Arılarda oğul verme nedir? Bal arılarında yavru atma diye de bilinen oğul verme olayı bir kısım arı topluluğunun yaşadığı kovandan kraliçe arı liderliğinde ayrılarak başka bir ortamda kendisine yuva yapmasına arılarda oğul verme denir. Arılar neden oğul verir? Arılarda oğul verme davranışı içgüdüsel olmakla birlikte değişik nedenleri vardır. Bir arıcı oğul verme sürecini başarılı bir şekilde yönetebilme becerisine sahip olmalıdır. Arıların oğul verme sebeplerinden bazıları şunlardır. 1. Arılarda var olan çoğalma içgüdüsü. 2. Bir arı topluluğu sayıca çok gelişip kovana sığamaz hale gelirse. 3. Kovanda feromon yayılımı homojen değilse. 4. Kovanda yeni kraliçe ya da kraliçeler çıkarsa. Arılarda oğul atma görülebilir. Genelde oğul verecek kovanda, ana memeleri çerçeve altında ve kenarlarında asılır. Şayet sadece çerçeve ortasında ana memeleri varsa, büyük ihtimalle koloni ana değiştiriyordur. Bu durumda koloni oğul vermeyip yaşlı ve verimsiz anayı öldürür. Böylece hayatına devam eder. Bazen tüm koloninin kovanı terk ettiği de görülebilir. Bu olay oğul vermeden farklı olup değişik sebepleri vardır. Arıların kovanı topyekün terk etmelerinin nedenleri şunlar olabilir. 1. Kovanda gıda stoğunun tamamen bitmesi. 2. Kovanda hastalık, güve, rutubet gibi olumsuz bir durumun olması. 3. Yeterince havalandırmanın olmaması. 4. Kovanın bulunduğu çevrenin, arılara rahatsızlık verici bir durumda olması. Kovanda oğul verme süreci nasıl işler? Genelde koloni nüfusunun hızla artmasıyla birlikte koloninin kovana sığamaz duruma ulaşması sonucunda oğul verme hazırlıkları başlar. İşçi arılar günlük yumurtalardan ana memesi asarlar. Kovandaki mevcut yaşlı ana, karşısına rakiplerin çıkacağını görünce, uçma gücünü tekrar kazanabilmek için, Yavaş yavaş yumurta atma sıklığını azaltır. Zayıflar ve zamanı gelince etrafına bir kısım arı topluluğunu alarak kovanı terk eder. İşçi arılar kovanı terk etmeden önce kursaklarını bal ile doldururlar. Bunun nedeni gittikleri yerde acil ihtiyaçları karşılamak içindir. Bu yüzden oğul arılar ilk etapta uzun mesafelere uçamazlar ve sokmazlar. Kovanda oğul verme hareketi yaklaşık 5 dakika sürer. Bu süre zarfında çok sayıda genç işçi arı, bir miktar tarlacı ve erkek arı kendilerini sürüler halinde kovan dışına atarak, bir süre kovan önünde oğul verme dansı yaptıktan sonra, yeni yerlerine toplu halde göç ederler. Arılarda oğul verme eylemi ne zaman gerçekleşir? Mevsimsel olarak oğul atma, çevre şartlarının durumuna göre, Nisan ayında başlayıp Temmuz ayına kadar devam edebilir. Gün içi havanın iyi olduğu bir günde, genelde öğlen saatlerinde bu olay gerçekleşir. Kovandaki ana arı, genç anaların yumurtadan çıkma zamanı yaklaşınca, kovanı grubuyla birlikte terk eder. Koloni kovandan çıktığında önce yakın bir mesafede, geçici olarak belli bir süre, birkaç saat ya da bir iki günde olabilir, konaklar. Bu süre zarfında etrafta keşif yaparlar ve daha sonra kendileri için daha uygun olan bir yere kalıcı olarak taşınırlar bazen oğul verdikten yaklaşık 3 gün sonra aynı koloninin tekrar oğul verdiği görülebilir. Bunun nedeni ise, birkaç gün içerisinde sonradan çıkan genç anadan dolayı kovanda kalan diğer genç ananın kovanı terk etmesidir. Genelde ikinci oğul, genelde birinci oğula göre zayıf olur. Yapılan araştırmalar oğulların sadece altıda birisinin, bir yıldan fazla hayatta kaldığını göstermektedir. Arılarda oğul verme önlenebilir mi? Kimi arıcılar oğul vermenin kendisi için avantajlı bir durum olmadığını varsayarak arılarının oğul vermesini istemezler. Bu durumda şunlar yapılabilir. 1. Koloni sık sık kontrol edilerek varsa ana memeleri temizlenir. Ancak bu zor bir süreçtir. Kimi koloniler oğul vermeyi kafalarına koydularsa siz ne yaparsanız yapın oğul verme isteklerinden vazgeçmezler. Bunun asil nedeni, kovandaki ananın yaşlı ya da verimsiz olmasıdır. Bir arıcı bu durumda kovandaki yaşlı anayı öldürülerek ya da kovandan alarak oğul vermenin önüne geçebilir. 2. Şayet oğul hazırlığı sıkışmadan dolayı ise koloniye kat atılır ya da alan genişletilir. 3. Kovanın çok sıcak olması nedeniyle arılar bunalıyorsa havalandırma için gerekli tedbirler alınır kovan alttan havalandırmalı kovanla değiştirilir. 4. Ana arı kafese alınarak da oğul vermenin önüne geçilebilir. Ancak bu yöntem pek fazla önerilmemektedir. Aralara kabarmış boş çerçeve konulup anaya yumurta atma alanını oluşturmak da oğul verme sürecini durdurabilir ya da yavaşlatabilir. 5 güçlü kolonilerde şayet yumurta miktarı çok fazlaysa, bir kısım kapalı yavrulu çerçeveler zayıf kolonileri desteklemek amacıyla kullanılabilir. Böylece oğul vermenin de önüne geçilmiş olur. 6. Arı mevcudu çok kalabalıksa koloni bölünür ve böylece doğal oğul vermenin önüne geçilmiş olur. 7. Bazı arı ırkları oğul vermeye meyillidir oğul istemeyen arıcılar oğul verme eğilimi düşük ırklarla çalışmalıdır. Bal arısı oğlunun uzağa kaçmaması için alınabilecek önlemler. Bazen arıların oğul vermesi takip edilemez. Dolayısıyla da oğullar kaçtığı için arıcı kayıp yaşar. Bunun için bazı önlemler alınabilir, bunlar. 1. Arılığa ya da arılık yakınlarına yüksek bir yere içerisinde boş kabarmış çerçeve bulunan kovan ya da sepet yerleştirilir ve içerisine oğul çeken koku sürülür. Bunun için oğul otu, melisa ya da piyasada satılan ilaçlar kullanılabilir. 2. Aralık ağaçlara yakın bir alanda oluşturulur. 3. Aralık ağaçların olmadığı boş bir alandaysa yakınlara çalılar ya da ağaç dikerek oğulun bunlara sarılması sağlanabilir. 4. Yakındaki bir ağaç dalına yağmurdan etkilenmeyecek şekilde iki kabarmış çerçeve bir tahtaya çakılarak asılır. 5. Oğulun havada uçtuğunu gördüğünüzde boş bir tenekeye vurarak ses çıkartırsanız, oğul en yakın bir yere sarılacaktır. Oğul kovana nasıl doldurulur? Oğul arıların kursaklarında bal olduğu için çok fazla sokmazlar ve genelde sakindirler. Bulundukları ortama göre bir plan yapılarak hazırlanan kovanın içerisine ya da önüne oğul salkımı silkinerek doldurulur. Bunun için önceden kovan içerisine kabarmış ballı polenli çerçeveler yerleştirilir. Ya da boş kabarmış çerçevelere bal veya şerbet sürülerek arıların kovana girmesi teşvik edilir. Kovana konan çerçevelerin arası ilk etapta geniş olmalıdır. En az 2 cm. Ertesi gün tekrar çıtalar birbirine yaklaştırılır ve kovanda düzen oluşumu sağlanır. Arıların kovana girmesi ve orada durması için ana arının mutlaka kovan içerisine girmiş olması gerekir. Şayet görülebilirse ana arı el ile de kovana koyulabilir. Ana arı kovana girmediyse arılar tekrar eski yerinde toplanmaya başlarlar. Şayet kraliçe arı kovana girdiyse işçi arılar kuyruklarını yukarıya doğru çevirerek ve kanat çırparak diğer arılara ananın kovanda olduğunu haber verirler ve bunu gören diğerleri hemen kovanda toplanırlar. Oğlu doldurduktan sonra tamamen arıların kovana toplanması beklenir ve arılığa getirilip yerine yerleştirilir. Oğul arının kovana konduktan sonra yumurtalı, ballı, polenli çerçeve verilmesi ve belli bir süre şurupla beslenmesi önem taşımaktadır. Şayet oğul göç ettiği yerde üç günden fazla kalmış ise... Oğlu kovana doldurduktan sonra kovan en az 5 kilometre uzağa taşınmalıdır. Zira daha yakın mesafeye yerleştirilirse tarlacı arılar eski yerlerine geri gidecektir. Kovan taşınan yerde 3 günden fazla kaldıktan sonra tekrar arılığa getirir. Bol ve bereketli bir sezon geçirmeniz dileğiyle.